Evet sevgili YouTube, merhabalar efendim, nasılsınız? Yeni bir Zomboid gününden hepinize selamlar olsun. Karakterimiz eski kimya öğretmeni Walter ne ya? Walter White, yeni itfaiye şefi. Dün bayağı yorulmuştu, akşam 10'da yattı, sabah 9 oldu yeni kalktı. 11 saattir uyuyor maşallah. Üzerindeki yiyeceklerin bir kısmı stale, bayatladı. Günü artık kaçırmadan hızlı bir şekilde yolumuza devam ederken yandan şunları yiyelim. Şurada çöp niyetine kullandığımız zombi arkadaşımızı tuvalete giderken totomuz ısıracak. Hatta bu arada biz tuvalete de gitmedik. Şurada patates gibi bir şey görüyorum ben. İnşallah patatestir. Başka bir şey geliyor aklıma ama. Yani şurada kocaman delik varken şurayı da bırakmazsın. Sen yaptın değil mi bunu? Ha? Deliği denk getiremedin değil mi? Allah seni bildiği gibi yapsın. Orada bir şey ısırmış onu belli ki. Evet, ne yapıyoruz? Kırmızı çantamızı sırtımıza, yeşil çantamızı sol elimize alıyoruz. Bu arada sigara içmediğimiz için tabii hem depresyondayız hem stresliyiz. Yola çıkalım bakalım. Yola çıkalım da şunu da açalım. Enable search diyelim. Sağdan soldan ıvır zıvır çıkarsa onları da toplayalım. Bu arada siz de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları giderken taşımayacağım tabii yanımda. Su şişemiz dolu. Walk to dediğim için ağaçların etrafından dolaşıyor arkadaş. Ama dayanamadı, girdi içeriye. Bunu niye kapanmıyor dedim ben de. Şu ağaçlıklardan bir çıkalım da. Ne oldu? Bir şeyler yaptık sanki. Benim de bir problem var gibi. Açılıyor, kapanmıyor. Şöyle mi yapıyorduk? Yo. Neyse, bir şeyler kaçırmış olabilirim yukarıya bakarken. Neler verdin? Mantar olur. Şu mantarları discard et. Salla gitsin, zehirli onlar. Şu açıklığa bir çıkalım da yemeğimizi yiyelim. Heh. Tamam. Şimdi burada şu arkadaşı bir yiyelim. Fresh hala kendisi. Bayat değil. Taze. Nice. Şimdi bu mantarların hepsini çantamıza atabiliriz. Bu arada hapşıracak gibiyim. Ay. Hapşıracak olursam hemen mikrofonu kapatırım. Merak etmeyin. Kulaklıkları çıkarmanıza gerek yok. Aha. Yine dal parçaları discardladık. Yolumuza devam. Şurada bir şeyler gördü karakterimiz. Şimdi foraging'in size inceliklerinden biraz bahsedeyim. Şurası böcük. Almayacağım böcüğü. Eve dönüş yolunda olsaydım alırdım da. Şimdi almayacağım. Şu bozulmaya yakın yiyecekleri çıkaralım da yeriz. Foraging'ın. Şuradan atlayacağız, mecbur, yapacak bir şey yok. Foraging skill'inin inceliklerinden biraz bahsedeceğim size. Şu bir sürü foraging item çıkıyor ya. İzin verirse oyun. Şurada bir panel açılıyor. Bu panelin resim kısmında günün hangi zamanında olduğunuzu biraz kestirebilirsiniz. Saatiniz yoksa hava durumunu kestirebilirsiniz. Sisliyse mesela sisli bir şekilde gözüküyor.
Sağ üst tarafı bizim için önemli olan. Şimdi yukarıda Search Radius'ta bizi etkileyen etkiler. Birincisi Weather Effect. Weather Effect'imiz aslında eksi 2 vermemesi lazım. Niye veriyor bilmiyorum. Ve Clothing Effect. Kıyafetten kaynaklı eksi boostlarımız var. Kıyafet niye verdi böyle bir şey? Onu da anlamış değilim. Sümüklü böcek de yemeyiz. Neyse, onun dışında şu anda bulunduğumuz bölgenin koşulları altında ne tür ıvır zıvırlar bulabileceğimizi gösteren bir bildirim paneli mi diyeyim açılıyor. Bonustan kaynaklı hava etkisi, karanlık etkisiyle alakalı artı boostlarımız falan var. Onları siz daha da sonra durdurup patates bulduk. İnceleyebilirsiniz. Patatesimiz de fresh'e yakın. Patates bulduk ama bir de patates tohum. Tohum bulduk. O güzel oldu. Bu ne? Kalem. Lan vallahi var ya. Sen var ya sen süpersin sen. Kalem bulduk. Şimdi kalem bulduğumuza göre bana bir hatırlatın diyeceğim de nerede hatırlatacaksınız? Burada araç var. Şuraya hemen şuradaydı. Car diyelim. Araba daha uzun bir kelime olduğu için İngilizcesini yazmak istedim. Araba dediğimde askeri araç var aslında da. Uzatmayacağım. Bir dakika bir öksüreyim. Evet. Şey neredeydi? Şu yerleşki şuradaydı değil mi? Akü ve benzin. Buraya da Türkçesi daha kısa olduğu için battery yerine akü yazalım. Benzin de yazmayalım. Gelsin. Allah kahretsin yazamadım. Neyse ben anlarım. Jeneratör vardı bir de burada. İki tane hande. İki çarpı. Jeneratör. Ya nokta koy tamam uzatma. Yazamadım. Şeyi bulduğumuz zaman yine şey demeye başladım. Neyi bulduğumuz zaman? Screwdriver. Türkçesi bazen gelmiyor aklıma. Tornavida. Tornavida bulduğumuz zaman gideceğiz. O aküyü sökeceğiz. Tabi sadece tornavida da yetmiyor. Aküyü sökeceğiz. Ve de bir benzin bidonu bulmamız lazım. Ya da en azından su şişemize doldururuz da. Leak bulduk. Leak neydi? Pırasa mıydı? Böcük istemiyoruz. Oradaki askeri aracı almaya gideceğiz. Bir de unutmadan şu ilerideki çitlere geldiğimizde bu çitleri parçalamak için sadece çekiç yeterli oluyor muydu? Testere ve tornavida falan da gerekli miydi? Ona bir bakalım. Şöyle elimi parmaklarımı çıtlatacağım bir yandan da. Onun için Walktu'yu aldım. Bu ne? Lead pipe. Aa, çok güzel. Lead pipe'ı biz tek elli kullanabiliyoruz, değil mi? Harika. Mükemmel. Bu lead pipe'ı şöyle sırtımıza koyalım şimdilik. Çok iyi oldu. Silah da bulduk.
Şuradan bir adet yemiş berry yiyelim. Burada ne var? Mantar. Ne durumda? Şu ve şu mantarı atabiliriz çantaya. Bol bol yemek yiyebiliriz arkadaşlar. Overweight'iz. Ama gördüğünüz gibi kilomuz 94'e düştü bile. 95 ile başladık. Arada öksürüyorum, kusura bakmayın, bir gıcık geldi. Bu arada kuş pisliği de daha sonra mermi yapımında bize yardımcı olacak. Heh, şimdi şuna bir bakmak istiyorum. Bunu neyle? Disable değil. Burayı parçalayamıyor muyduk ya? Aa. Yok. Belki elimizde alet edevat olmadığı için parçalayamıyoruz. Öyle bir seçenek çıkmıyor. Şu arkadaşları atalım. Buradan ne çıktı? Böcük. Discard'la. Neredeyiz biz bu arada ya? Bayağı gitmişiz ya biz. Ben şuralardayımdır diye düşünüyordum. Bayağı uçmuş gitmişiz. Halbuki şurayla ilgilenecektik bugün. Peki madem şuraya gidelim. Discard'la bebeğim orayı da. Ha, keşke atlamasaydık şuradan ya. Tüh. Peki efendim, buralarda zombilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Hafiften hafiften artık o ihtimal ve imkanlar karşısında boynumuz kıldan ince olma durumuna doğru yaklaşıyor. Foraging skill'imiz bayağı artacak ama. Hadi ver. Böcük. Twig. buradaki evi şey olarak kullanacağım. Yine şey olarak. Şey olarak. Ne olarak bilin bakalım. Bir outpost olarak kullanacağım. Asıl evimiz değil ama. Burası bizim bir outpostumuz olacak. Burada biriktireceğim ıvır zıvırları. Burada şömine de var. Geldik. Gel sen. İkiniz de gelin. Sen de gel. İnşallah zombi falan yoktur içeride. Sen de gel. Burada her şeyi toplayabiliriz. Burayı da temizleyeceğiz. Bitkiden. Burası da bizim ikinci evimiz olacak. Yazlık gibi düşünün. Şurada. Ha, şöminemiz de burada. Şöminemize değil de. Şuraya biz scrap wood'ları atalım. Şöminemizin yakıtı olacak bunlar. Sonracığıma üzerimizde ne var ne yoksa artık buraya boşaltabiliriz. Dolaba non-perishable foodlarımızı yollayalım. Şu perishable'dan bunu al. Medikallerimizi yine dolaba. Patates tohumlarını, şunları dolaba atalım. Dolap çalıştığından değil de işte. Şu mushroom'u yiyelim. Şu
Şurada temizlik malzemeleri de var. Bread knife çok lazım. Aa bak şu olur. Yere dök bakalım şunu. İçinde makarna olan su dolu bir sos tavası. Bunları da al buraya. Biz ne yapalım biliyor musun? Şu evi bir baştan sona dolaşalım. Her bir şeyi toplayalım. Zaten küçük bir yer. Ondan sonra burada yerleştirme işlerine geçelim. Ne dersiniz? Çok da bir şey çıkmayacak zaten de işte. Bundan fazla. Şurada sewing kit. Scissors güzel oldu. Scissors'ı yanımıza alırız. Madem öyle şu çantaya dolduruyorsun. Oraya doldur her şeyi. Spancımız da doldur. Scrap wood'umuz burada kalsın. Şu ampulümüzü alalım. Şöminede hali hazırda odun var mı ki? Yok, hiçbir şey yok tabii ki. Şuradaki ampulümüzü de alalım. Bir de burası tamam da şuradaki camları temizleyelim. Acilen kaçmak durumunda kalırsak ki hiç zannetmiyorum buralarda şimdiye kadar olsaydı zombi karşımıza çıkardı. Burada bir pencere daha yok muydu ya? Neyse üst katında yatak odası, yatak odamsı. Bir yer var. Şu geyik kafasını da evimize alıp götürebiliriz ha. Şurada GTA 4 oyunumuz var. Bilgisayar bulursak. Tabii bir de elektrik lazım ona. Okuma gözlükleri var. Bununla da daha sonra scope tabanca şey tüfek için dürbün yapımında kullanabileceğiz ama işte oralara gelebilir miyiz? Ben hiç zannetmiyorum. Şunu kapat. Yatağımız burada. Her şeyi topladık. Şuraya odunlarımızı koyalım. Nerede bizim odunlar? Burada. Sen de burada dur. Bütün odunumsu şeyler burada dursun. Ondan sonra şuraya da yiyeceklerimizi atmıştık. Şu yeşil çantanın içerisinden bakalım. Medikal bir şeyimiz var mı? Yok. Okey. O zaman geri kalan ıvır zıvırların hepsini buraya şutlayabiliriz. Ama ben bir makası yanıma almak istiyorum. Bir sürü zombi, gerçi zombi görmeyiz de, görürsek üzerindekileri rahat kesebilmek için makas lazım olacak bize. Onun dışında bize ihtiyacımız olan bir şey yok. Orada ne oldu? Biz terledik mi? Bir şey diyeceğim. Bu niye gitmiyor? Allah Allah. Hadi gitsene. Şuna basmışız herhalde yanlışlıkla. Çekicimiz falan olsa şunları da parçalarız. Biraz carpentry kasarız ama yok. Peki. Şimdi ne yapacağız? Şurası bizim evimiz. Nerede ev işareti vardı buralarda bir yerde ya. Şu.
Burası bizim evimiz, tamam mı? Şurası da ikinci evimiz, yavru vatan. Burada bir kabin daha mı vardı? Ben hiç hatırlamıyorum ha. Buralarda araba, notlarımız var. Şurası tamamen gereksiz bir ahır, boş. Şuralarda artık zombiler ağır bir şekilde size yüklenmeye başlıyor. Dolayısıyla buraya daha sonra gideceğiz. Bugün ilk olarak şuraya bir gidelim. Burada da 3-5 zombi göreceğimizi tahmin ediyorum. Şuraları bir temizlemek istiyorum öncelikle. Okey. Üstümüzü boşalttık. Şu kabine bir bakalım. Kabin gibi bir şey varmış. Ben burayı hiç hatırlayamadım. Kapı açıktır herhalde. İçeride de hop, zombi kardeş. Kimse yok. Ama biz yine de şurayı bir kıralım. Evet. Haydi Allah. Yürü yürü. Biraz hızlandıralım mı işleri? Bir şey bulursak hemen geri döneriz, yavaşlarız. Gözüm Walter White'ın tepesindeki çıkabilecek göz işaretinde. Bu arada şurada bir şey var mı? Araç maraç görünmüyor. Yol uzun üzerinde bir şey var mı? O da görünmüyor. Şunu şuraya almak istiyorum. Doğru gidiyoruz değil mi ya? Evet. Ya hadi ilk olarak şuraya gidelim. İlk sağdan gireceğiz. Hatta aha araba. Aha araba varsa zombi de var. O zaman. Ha, bir çanta daha var. Anam. Şunu disable yapalım. Gelin bakalım hadi arkadaşlar. Yeşil çanta. At yere yeşil çantayı. Evet. Harika. Ya vurmayacaktım sopayla. Şu arkadaşı da çağıralım buraya. Pişt. Gel lan buraya. Hatta bir bağıralım mı ya? Şöyle etrafta varsa kaç manyak. Gelsinler. Bu arkadaş dışında kimse yok. Gel. Beni uğraştırma. Orada ayrı lootla, burada ayrı lootla yapma. Yapmayalım. Say my name. Bu çok iyi oldu. Holster'ımız var. Nice. Alalım. Tabancamız vardı. Onu sokarız. Belki ilerleyen vakitlerde. Şunu alalım. Kıyafetlere geçmeden önce şu ringleri falan alalım bir. Bunları tabii şey yapamıyoruz. Hepsini bir yerde toplasak. Bunların hepsini bir yırtalım. Makasımız da var. Hızlı bir şekilde hallederiz bunları. Şunu da rip clothing diyelim. İşte moddan kaynaklı bu biraz uzun sürüyor. Rip clothing dememiz maalesef. Buraya geliyorsunuz biraz yaklaşık bir 3-4 saniye, 5 saniye falan bekletiyor. Jeans. Durumu ne? Fena değil aslında. Bizde ne vardı? Scratch defense 10 olan bir pantolon. Şunu giyelim be. Durumu pek iyi değil. Biraz yırtık ama. Her türlü bundan daha iyidir. Bunun kondisyonu full olduğu için hiç parçalamayacağım. Evet. Ha, çantayı unutmayalım ha.
Ranger Duffel Bag'i sağ elimize alalım. Öbür yeşil çantamızı da sol elimize alalım. Aynen John Wayne'en. 3 tane çantamız oldu. Süper. O zaman yola devam ki demeden önce yemek patates güzel veriyor. Şundan yiyelim hadi. Ha bunlar vardı. Peki efendim. Şurası gas tank. 3'te 1'i dolu. Güzel. Burada da benzin var. Notumuzu alalım. Hemen ama almadan önce tabii bir tekrardan. Biz şu enable yapalım da belki anahtar çıkar ya. Bagajında bir şey yok. Şöyle bir etrafını dolaşalım. Polis aracı mı? Ranger aracı mı? Park ranger, park korucusu aracı sanırsam bu. Gun case. Hem de 2 tane. İkisi de boş ama. Şimdi 7 kiloluk bir şeyi var ama alsak mı? Gun case. Alalım bence. Baktık çok ağırlık yapıyor. Atabiliriz. Leather gloves. Çok güzel. Shotgun shells. Sen ne diyorsun? Bunun içinde kaç tane oluyordu? 30 tane mi? Anahtarımız yok. Bunun ön tarafına geçme imkanı ve şeraitlerini evet sahibiz. Gas tank battery yok. Peki o zaman şu boruyu alacağım. Hatta burayı da parçalayayım. Şu sağ arka camı parçalayalım. Smash rear right window diyelim. Ama sen orada takıl sonra değil mi? Gir içeri. Aferin sana. Gir hemen sürücü koltuğuna geç. Şu kilidi bir aç. Tuvalet kağıdı. Önemli. Çok zam geldi. Bunları almamız lazım. Riverside'ın Eddie must have some guns var. Orada diyor ki şey var. Bu annotated map'leri alalım. Bunlar bize hangi şehirde, kasabada nerelere bakmamız gerektiğini söyleyen güzel ipuçları sağlıyor. Peki. Etrafta bunların anahtarı var mıdır? Yoktur. Hemen izninizle şuraya notumuzu düşelim. Şuraya hemen bir gas diyelim. Petrol var burada. Benzin. Saat 8 olmuş bu arada. Abov. Arada hindi sesleri geliyor. Oyunda henüz hayvanlar yok. Gerçi birkaç modla yükleyebiliyorsunuz da. At mesela, ata binebilirsiniz ama atın tek şeyleri, tekerlekleri diyecektim. Bacakları traktör tekerleği gibi dönüyor. Böyle saçma sapan bir mod. Güzel olmadığı için animasyonları almadım. Aslında at var ya, ata binmek işimizi çok rahatlatır. Yani bisikletten bile güzel. Çünkü bisiklete bindiğin zaman enerji, dolayısıyla kalori harcıyorsunuz. Atın öyle bir durumu yok. Atın yemeği var. Her yer ot zaten. Bir su vereceksiniz ona. Kova mova falan bir şey bulup bizim şeyden su da verebiliriz. Neyden? Kuyudan. Aga çok biz uzaklaştık ya. Şuraya gidip yatalım bence. Evet, biz oraya gidip yatalım. Saat 8.30 oldu çünkü. Sıkıntı yaşayacağız. Orada çünkü 3-5 de olsa bir zombi grubu vardır. Evet, videonun sonlarına doğru yavaş yavaş gelirken siz de lütfen
Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Özellikle beğenmeler de çok düşük gördüğüm kadarıyla. İzleniyor ama. Ya izlemeyecekseniz bir de bir yerinize bir şey olmaz ya, bir beğene tıklayıverin de. Şu 1000 aboneye ulaşalım. Ondan sonra sponsorluklar falan, bir milyoner olacağız. Tabii efendim. Evet, Walter White efendi. Öğrencilerini özlüyor musun? Al sana böcek. Yemek yiyelim bu arada ya. Şu pırasa, soğan sapın pırasa mı? Leek pırasaydı herhalde. Pırasayı götürelim. Şu arkadaştaydı değil mi? Yoksa şunda mıydı? Benzin. Biz eve giderken niye jeneratör almadık ya? Bir tane jeneratör götürseydik keşke. Bunlar da değil. Bunda değil. Beyaz. Mantarlar ne alemde? Sen ve sen gidebilirsin. Sen burada durabilirsin. Şundaydı değil mi? %100, %94 süper. O ne? Chipped stone alırız. Parçalanmış taş. Buranın şeyi açılmıyordu değil mi? Evet. Bagajı. Bagaj sıkıntılı. Saat 21.30. Kilomuz 94, düşme yönünde gidiyor. Bu ne? Sheet of paper. Harika. Tütün bulabilirsek, ya daha doğrusu sigara bulabilirsek, onun içindeki tütünleri çıkarıp sheet of paper'ı da rolling paper yaparız. Sarma, çarşaf yaparız. Bakayım. Make rolling papers. Aynen. Neyse, bunlar daha sonra ilgileneceğimiz konular. Biz şimdi şuraya bütün çantalarımızı, şunu ve şunu atacağız ve yatacağız arkadaşlar. Evet, yarın görüşürüz o zaman. Kendinize çok dikkat edin. Saat kaç? Yine saat 10'da yatıyoruz. Pek uykumuz yok aslında gece. Hadi biraz dolanalım be. Biraz acık uykusu gelsin en azından. 2 saat daha dolanalım. Şuralarda belki bir şeyler buluruz. Buralarda lavabo yoktu değil mi ya? Üstümüzü başımızı yıkardık. Şu jeneratörü acaba arabanın oraya taşısak mı ki be? Ha? Bence hadi taşıyalım. Vaktimiz var. Bu arada uykumuz geldi. Jeneratör arabanın oraya koyalım. Eve gidelim. Üstümüzü başımızı yık. Ana, Walter White'a bak lan. Jeneratör kol. Tek elimle jeneratör taşıyorum. Garson gibi ya. Sanki 3 tane tabak taşıyor tepside. Lan ne adamsın Walter ya. Evet, ikisinin arasını şöyle drop generator diyelim. Hatta burayı da biraz temizleyelim mi? Ne dersiniz? Jeneratörün yeri falan belli olsun. Nice. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Abdestimizi alalım. 3 kere ağza, 3 kere buruna. Ayak parmaklarını falan yaladıktan sonra yatıp uyuyalım ya. Yeter.
Neredeydi buranın lavabosu? Pantolonumuzu yıkayalım biz sadece. Su şişemizi dolduralım. Boş diyelim. Sadece pantolonumuzu yıkayalım. Fazla su harcamayalım. Sonracığıma kendimizi yıkayalım. Zaten su kalmadı ki. En azından bu çeşmede. Şunu bir kapatalım gari yeter ya. Aa, keşke hand torch'umuzu, el fenerini alsaydık yanımıza be. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Perdeyi de kapatalım. Röntgenciler bizi izlemesin. Evet arkadaşlar, bir sonraki gün görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz. Hoşça kalın diyorum. Bye bye.